Merhaba arkadaşlar. Evet, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında bir nevi de ev sahibisiniz. Doğsa filminin sayılırız galasındayız. Sevgili Kutsu Özey'in yazdığı. Neler söyleyeceksiniz Barış Bey? Yani çok heyecanlıyım. Karımın heyecanını paylaşmaya geldim. Çok büyük bir emek verdi. Hatta yazın biz tatil yaparken bu işi yazmakla meşguldü. O yüzden onun adına çok güzel geçeceğini umuyorum. Umarım izleyen herkes de benimle aynı duyguları paylaşır. Çok emek verdiler. Sonra da güzel olsun, gişesi bol olsun. İnşallah. Süreç nasıl gelişti peki? Bir lohusalık dönemi de kadınlar yaşıyor. Siz de Asya ile birlikte aslında Mutlu Hanım yaşadı. Siz de yanındaydınız. Yani esasında bu hormonal bir şey olduğu için çok böyle yok bizimkinde olmadı, başkasında olduğu gibi bir durum değil. Çok normal bir süreç her doğuran anneler için. Vallahi ben karımın anneliğinden de bana yaptığı işliğinden de çok razıyım. Güzel geçti süreç. Hatta kısıtlı bir zamanı da vardı. Şaşkınlığım ve ona olan saygımın artması da ben Ekim'de sete çıkacağım dedi. Çok ihtimal vermedim. Vallahi yazdı ve çıktı. O yüzden bu çalışkanlığın ayrı bir hayranlığım var karımın. Bakalım inşallah güzel geçecek. İnşallah. Size ziyaretleri yapıldı mı peki? Gördünüz mü? Siz gittiniz mi? Ben çok fazla Rupse de öyle. Birbirimizin iş hayatına çok müdahil olmak istemiyoruz. Tabii ki ziyarette bulundum. Kararınca taklımı aldım. Gittim o kadar. Her gün orada olmanın bir anlamı yok yani. Filmi daha önceden izlediniz mi peki? Nasıl buldunuz filmi bir izleyici olarak? İzledim. Yani çok objektif bir gözle bakarak izledim. Yeni bir baba olarak ben bu filmin hikayesini belki de Gupse'nin yaptığı filmlerin arasında en çok önemsediğim hikaye. Çünkü kendimi en çok dahil edebildiğim hikayesi. O gözle de baktım. Yani zaten Gupse'nin komedi konusundaki başarısını herkes takdir eder, ben de dahil. Fakat bunun sonunda ters köşe bir sürprizi de var. Çok da spoiler vermeyeyim. En beğendiğim işi versem haksızlık etmiş olmam. Diğer işlerin hepsini ayrı seviyorum ama bu kendime en yakın gördüğüm bence en güzel işi diyebilirim.